Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yollar karanlık, görmez gözüm dumanlık. Ya Şeyh Cafer-i Sadık, bana cananım gerek. Evet. Yani emmare ve levvame, karanlıktır mülhime, sıfatları geçmeden imanı arzularsın diyor. Yani yolun başında yollar dumanlıktır, karanlıktır. O yolu aydınlatacak şey efendim imandır, imanın nurudur efendim. Dolayısıyla bizi bu iman hakikatlerine erebilmemiz de efendim İpek efendim ilk ismini zikretmiş olduğu şey Şeyh-i Taife, yani tasavvuf taifelerinin şeyhi olan, başı olan efendim Cafer-i Sadık'tan, hani demin kardeşimiz bir himmet istedi ya, hani böyle, evet, hani ondan, yani en büyük, en yani Seyyid-i Taife, taifenin seyidi olan efendim Cafer-i Sadık'ın ismiyle bana cananım gerek diyerek Allah'a yakınlık ve vuslat için onu araya koyması ve onun himmetini istemesi, bu ilk beyitte efendim bunu görüyoruz. Evet. Biz burada Şeyh Eser'inin dergahına gittiğimizde efendim mezhebuna, mezhebu Malik, tarikına Cüneyt-i Salik, öyle yazmışlar kapılarında, değil mi? Mezhebimiz Maliki, tarikımız Cüneyd-i Salik, sülükümüz yani Salik, Cüneyd-i Salik, Hazreti Cüneyd'in yoluna sülük ediyoruz diyor. Yani her yeri böyle yani. Evet. Seyyid-i Taife, Taife'nin başı Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'dir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında, sahabenin yaşantısındaki sufi gelenek, sof, eshab-ı sufanın birikimi bir şekilde müesseleşmesi, işin bidayeti Hazreti Cüneyd'dedir. O bir şekilde o bütün o geleneğin, o bütün uygulamaların, imanı çalışmaların timsali olmuş ve bir kolbaşı olarak tasavvuf, sufi caminin, bütün caminin tanıdığı efendim insanlar olmuş. Kadirisi, Rıfaisi, Nakşisi, efendim Halvetisi, bildiğin bütün tarikatlar hep zaten ismiyle geçer yani. Evet. Dolayısıyla efendim bir gün İbrahim Pek efendim Hüsnü Gülzar Hazretlerinden tarikat almak istiyor. Çünkü tarikatın başı olduğunu biliyor. Bir de ilim sahibi olduğunu biliyor. Efendim de hafız ve ilme meyyal. Ondan sonra fakat Mehmet Ali Fehmi efendim biraz tabii zahir ilmi yok ama o da onun halifesi, o da meşayihten alim, o da fazıl bir zat. Ondan sonra ondan ders almak istiyor yani gönlünde. Ondan sonra efendim bunun üzerine böyle bir rüya görüyor. Ondan sonra rüyasında mahkeme kurulmuş. Efendim böyle bir tedirgin oluyor. Bakıyor ki mahkemedeki zat sakallı bir zat. Yani Cumhuriyet Mahkemesi değil yani. Ondan sonra bu zat kimdir diyor. Cüneyd'i, Hazreti Cüneyd, Cafer-i Sadık Hazretleri diyorlar. Cafer-i Sadık. Ondan sonra İmam Cafer-i Sadık diyorlar. Efendim Cafer-i Sadık efendim böyle rahatlıyor fakat İmam Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki efendim bir şekilde diyor ki sen niye şeyhlerin arasında ayırdım yapıyorsun diyor. Niye diyor hani böyle yapıyorsun diyor. Aman yok efendim diyor, daha yapacağım. Bu sefer niyetini değiştiriyor. Efendim hangisi gelirse dualanacağım diyor ama yine Hüsnü Gülzar'ı geliyor. Hüsnü Gülzar Hazretleri geliyor. Efendim böylece Hazreti Cüneyt ikincideydi değil mi? Onu öne alsınlar. Cafer-i Sadık Hazretleri'ne şey yapalım. İmam Cafer-i Sadık. Dediğimiz gibi yani İpek Efendi'nin böyle bir daha gençliğinde tarikat almadan önce Cafer-i Sadık Hazretleri bir irtibatı var. Efendim ayrıca fakir de İcazet aldıktan sonra böyle İmam Cafer-i Sadık Hazretleri mesela Hazreti Ali Efendimiz'den gelen ilmin
ledünniyatın sahibidir yani makam sahibi bir zattır. Efendim Cafer-i Sadık Hazretlerinin böyle nüfuz alanı işaretleniyor. Onu da fakire teslim ediliyor Zuhrat'ta ki bu da tarikatta efendim böyle bir nüfuzun alanının fakire teslim edildiği anlamına gelir mi? Biz öyle biliyoruz. Bilmeyen nasıl bilen nasıl bilirse bilsin. Bir şey demiyoruz yani. O yüzden biz yukarıdaki silsileyi yazarken hani silsileleri yazarken efendim Hasan Basri, Habib Acemi, Davut Ağ, Maruf-ı Kerri, Sırrı Sakati efendim efendim böyle yukarı doğru devam ediyor. Onun öncesinde efendim İmam Ali, ondan sonra efendim Zeyna Hüseyin, efendim Zeynel Abidin, Musa Kazım, Cafer-i Sadık dedik. Ondan sonra Hasan Basri, Habib Acemi, Davut Ağa diye çıktık yukarı. Bu yüzden yani İmam Cafer-i Sadık'ın hakikatteki nüfuz alanı bize teslim edildiği için tarikatı oradan doğru Cafer-i Sadık'tan sonra Hasan Basri, Habib Acemi diye asıl silsile olarak çıktık. Böyle bir bizim kendi neşvemiz var. Evet. Yani o yüzden hani biz silsilede okuyoruz ya efendim şeyde Allah Celle Celaluhu amma nevaluhu ve la ilahe gayruh Nebiyel Mustafa Aliyel Murteza Ebu Bekir Sıddık Kemali Aba hani burayı böyle diyoruz efendim yani Nebiyel Mustafa Aliyel Murteza Ebu Bekir Sıddık bazıları bazı Uşak-ı Halveti şeyleri bu Ebu Bekir Sıddık'ın burada ne işi var diyor. Bizim Nakşi nispetimizi buraya onun için koyuyoruz yani Ebu Bekir Sıddık. Hem Ali Aba, Ali Aba işte Hazreti Ali, Hazreti Hasan Hüseyin, Hazreti Fatıma annemiz ve Efendimiz Sasem onunla beraber onun sülbünden gelen ki Cafer-i Sadık Hazretleri, 12 imamlar. Onların bereketleri de bizim şu andaki meşrebimizin içindedir yani. Bu vesile Nebiyel Mustafa, Aliyel Murteza, Ebu Bekir Sıddık, hem Ali Aba. Ali Aba'nın içinde Cafer-i Sadık da onun ismi Ehl-i Beyt'in imamları da mevcuttur. Yani öyle bir neşremiz, bir muhabbetimiz vardır. Dolayısıyla efendim burada tarikatın kütüğü olan, ilmin kapısı olan Hazreti Ali'nin evladı ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin de efendim şeyhi olan yani diyelim Cafer-i Sadık. Çünkü ne diyor? Eğer Numan son iki senesi olmasaydı helaktı dediği İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin yani Cafer-i Sadık'la olan istinadım olmasaydı Numan helaktaydı dediği bir zat yani. O yüzden efendim burada ilk istimdadı ondan istemiş. Bana cananım gerek diye. Ve burada bize de yani ona canan gerekse bize de canan gerek. Allah'a yakınlık ve vuslat gerek. Bunu da söyleyelim. Ayrıca nefsim etme inadı. Hayda buldum bu tadı. Ya Cüneydi Bağdadi. Bana cananım gerek. Evet. Yani nefis tabii tarikata girmekten, Allah'ı zikretmekten, yakınlık ve kurbiyetten efendim pek haz almaz yani. Onun işi gaflettir, tembelliktir, atalettir, cehenneme sevk edecek amellere sülük etmektir. Onun mizacı çünkü şeytan müsüllüdür, ateşten halk olmuştur. Ve bizim mesleğimiz ona zor gelir yani. O yüzden nefsim etme inadı. Yani inat etme. Gel sözü hani sözümüzü dinle. Anadolu İslam'ına, Evliya Allah'ın yoluna rağm ol. Efendim hayda buldum bu tadı. Yani hay esması efendim hay esmasında hayat bulalım diyor efendim divanda. Efendim hayatı sermedi aynı zatta makamı hayy-i zatta hayat ebedi isteriz diyor büyükler. Dolayısıyla hay esmasında bu zevki bulduk. Ya Cüneydi Bağdadi. Burada ikinci isim de Cafer-i Sadık'tan sonra Cüneydi Bağdadi. Divanı şerh edecek kardeşlerimiz o baştaki o ilk sözlerimizi buraya Cüneydi Bağdadi'yi uyarlasın. Yani Cafer-i Sadık Cüneydi Bağdadi'yi övdük ya başta. Yani mezhebimiz Malik, tarikimiz Cüneydi Salik'i buraya yazarlar kardeşlerimiz. Evet. Bana cananım gerek. Yine efendim cananım gerek diyerek tesbih derviş atıdır. Hak
Hay Allah adıdır. Kayyum kahhar tatlıdır. Bana cananım gerek. Evet. Evet, burada yine tekrar ediyoruz. İster şey olsun, ister derviş olsun, bedava hakikat yoktur diye İbrahim Pek Efendim. Yani tarikat tasavvuf literatüründe evradı olmayanın varidi olmaz. Yani tesbih olmayanın çalışması diyor, say ve gayret ile çıktık bu kaşa. Bu hali görenlerin hep aklı şaşa. Layık mıydım Mevlam ben de bu işe? Rüştüyüm bana daldırdı Allah diyor. Demek ki say ve gayret olmadan, tesbih çekmeden, evrat olmadan, yanlarımızı yataklardan kaldırıp huzurda durmadan, efendim o ata binmeden, yani efendim gayretli, say ve gayretli olmadan bu yolda madem bana cananım gerek diyorsun, bunlara yapman gerekir yani. Güzel bir derslerini güzel bir şekilde devam etmen gerekir. Hak hay Allah adıdır, kayyum kahhar tatlıdır. Yani burada efendim bir şekilde velillahi esmaül husna fed'uhu biha. Cenab-ı Hak diyor ki benim esmaül husnam vardır. Ondan hangisiyle beni çağırırsanız çağırın, zikredin diyor yani. Dolayısıyla bizim tarik-i şakinin 7 esması var. La ilahe illallah, ya Allah, yahu, ya hak, ya hay, ya kayyum, ya kahhar. Efendim burada nazım gereği hak hay Allah adıdır. Allah'ın adı adlarıdır yani esmaül husnadandır. Hangisiyle çağırırsa Allah'ı zikretmiş olur kişi. Kayyum kahhar da tatlıdır. Bana cananım gerek diyor. Bir divanında da efendim hak ismini okuyanlar görür hakkın hayalini. Gönlüm feryat eder bilmez kendi ehvalini. Hay ismini okuyanlar görür hakkın hayalini. Hayda hayat cümle nebat eder nida diyor efendim böyle. Efendim kayyum ismi efendim Musa gibi münacata gelen yok mu? Gönlüm oldu Tur-i Sina. 100.000 Musa Tur'a çıkmış. Kayyum ismi etti ifna diyor efendim. Kahhar ismi okuyanlar görür hakkın celalini. Celalinde azap vardır ibadetin olmancı da diyor efendim. Bu esmaları ayrı başka divanlarda böyle şerh etmiş. Dolayısıyla yani bu isimleri zikretmek sülük yoludur. Seyri sülük yoludur. Dolayısıyla o yol marifete giden yoldur. Dolayısıyla bana cananım gerek diyenler efendim bu isimleri zikrederek, bu sülük yoluna girerek efendim marifetullah bilgisine ulaşmaları gerekir diye efendim. Fettah da açtım cismi, vahid ahad zat ismi, Samet Allah'tır cemi, bana cananım gerek. Efendim buradan devam ediyor. Efendim bir şekilde Fettah ismi fethi müyesser eyledi. Küntü kenzi bize isar eyledi. Vahid ismi arzu didar eyledi. Ahad deyince kalmadı hiç arzu sema diye efendim. Ayrıca başka bir divanda böyle söylüyor. Burada da Fettah'ta açtım cismi. Yani Fettah ismi efendim bir şekilde Fettah ismi bendeki efendim kesafeti kaldırdı. Letafete geçtik. Sema kapıları açıldı ve küntü kenzi hazinelerini, Cenab-ı Hakk'ın ikramlarını görmeye başladım diyor. Sema yarıldı gibi diyor. Efendim yani cismi açtım. Yani zahir boyutu açmış olduk. Ruh efendim can bedenden çekildi, gökten kapı açıldı, bir ses duydum orada, burada Muhammed dayıydı yani. Artık yani kesafet kalkıyor, yani ruh letafet kesbediyor ve artık vücutla kayıdı kalkıyor. Fettah'ta açtım cismi, yani Fettah esmasında demek ki yani ruh artık açılıyor, beden kapıları açılıyor ve sema kapıları da açılıyor. Ruh bir seyahate başlıyor. Vahid ahad zat ismi yani vahad. Ahad Samed Allah bu cem esmalarıdır ki efendim bunlar Allah'ın zati isimleridir. Vahdaniyet ve ahadiyet. Efendim Zühd dedemizin dediği gibi vahitte bozuldu. Yar ile ülfet vallahi bilmiyorum neydi suçum diyor. Vahid esması yani vahdaniyet bütün kesret alemini içerir. Onu zikrederken yani bir şekilde efendim bütün eşya ile yek bir olma ve tevhidden böyle dağılma bir parçalanma billahi neydi vallahi neydi bilmiyorum suçum gibi bir şey hal var efendim yani şeyle
efendim mahlukla hemhal olma hali söz konusu. Efendim bir şekilde ahad deyince, fakat ahad, vahid, ahad, samet, Allah deyince, ahad deyince efendim bir şekilde her şey yok oluyor. Ahadiyette her şey yok oluyor. Samet Allah'tır Cemi, bana cananım gerek. Yani yine seri sülüğü burada efendim bu divanda efendim tarif ediyor. Tabi burada öyle buyuruyor büyükler. Samet'in sepeti kolundadır diyor. Samet esması bir şekilde efendim samediyet sırrını taşıdığı için derviş efendim bir şekilde onu çekerken, yani benim hiç kimseye ihtiyacım yok samediyet, yani ondan sonra şeyhime de ihtiyacım yok gibi, böyle bazılarının düştüğü vartalara, handikaplara düşebiliyorlar yani. Dolayısıyla hangi makamda olursa olsun efendim işte safiyedir yedinci, hem işte yoktur anın rengi, sıfatları yedidir efendim, hem ahlak-ı nebidir, işte ya kahhar ismi necatıdır, mürşid-i nimmet onun irşadıdır diyor. Yani Bekir Sıkkısı Hazretleri efendim kasitetün nefste bunları vasfediyor. Dolayısıyla yani hangi makama çıkarsa çıksın irşad ancak mürşidin eliyle, tasdikiyle, onayıyla olduğu için efendim bu samet esmasına dikkat etmek, samadiyetin tecellisiyle kendini yani mürşitten ayrı görmek veya ayrılmak efendim gibi bir takım tehlikeler söz konusudur. Ona da dikkat etmek lazım. Evet, samet Allah'tır Cem. Yani bizde ruhsari kolunda, gülzari tarıkında efendim bir şekilde efendim vahid, ahad, samet Allah toplu cem esmaları olarak verilir. Yani kahardan sonra efendim ve haf, fettah esmaları verilip yükseltilir. Fettah'tan sonra cem esması olarak zat esmaları verilir. Cem esması olarak. Dolayısıyla vahid, ahad, samet Allah'tır cem ediyor. Yani burada efendim onu, ona dikkat çekiyor. Ve bana cananım gerek. Evet. Niye öyle diyor? Ayet-i Celle'de ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun liya'rifun. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin, bana ibadet etsinler diye halk ettim buyurulmuştur. Dolayısıyla bir şekilde candan geçmeyince efendim canan yoktur. Candan geçmek de bir şekilde tarikat-ı âliye girmek, tasavvufa girmek, efendim gece ibadetlerine yönelmek, efendim nefsin hevarzu isteklerine gem vurmak, sünnet-i seniyeye efendim ittiba etmek, şeriatın emirlerine efendim uymak ve bir adım masivadan dönmek, ikinci adım Allah'a yönelmek ve ehlullah mesleğine girerek bu işleri say ve gayretle takip etmekte olan işler bunlar. Dolayısıyla efendim ben insan, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye halk ettim diyor. Beni bilsin, beni tanısınlar diye. Bu da Anadolu İslam'ının meşrebi budur ki efendim şeriat, tarikat, hakikat, marifet, dört katlı bir bina, şeriat katından içeri girilecek. Efendim tarikat da efendim bu zikirler, esmalar, evratlar çekilecek. Şeriatın emirlerine uyulacak, sünnet seneye uyulacak. Ondan sonra bunun üzerine bir hakikat oluşacak ve bir takım rüyalar, bir takım müşahedeler söz konusu olacak. Bu işin nihayetinde de efendim can canana ulaşacak. Ondan sonra derviş diyecek İbrahim Peygamber, kalbi penceremde yârimi gördüm, lisan hal ile bana gel dedi, zikri vecd ile mutmain oldum, asela basela katamam gayrı diyecek. Efendim bildirdi kendini bizi yaradan, görmeden cemaline çıkmam aradan, çok şükür seçtirdi akı karadan, didemden didara bak dedi bana diyecek. Efendim kalbimde nurunu görmezsem eğer, çekilsin meydana darımız bizim diyecek, diyecek de diyecek yani. Evet. Efendim anladı ki nurullah, nurudur Resulullah. Miratta parlayan nur iman, nurudur billah. Nurun ala nur olur, görürsün cemalullah. Eğer görürsen cemal olursun bil efendi diyecek. Diyecek de diyecek yani. Evet. Evet. Mücahit severse beni, demiş yazsın divanı. Ben severim cananı, bana cananım gerek. Yani demek ki bu divanı pek efendim Rabbimin efendim bir ilhamıyla böyle yazmasını murad ettiği ve kendisine gelen yolu bir şekilde onunla aşikare ettiği, etmek istediği için
efendim bu divanı efendim yazmasını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu murad etmiş. Ben de onu sevdiğim için, onun sözüne rağm olduğum için efendim bu divanı yazdım. Niçin? Bana cananım gerek. Yani diyor ya bir divan yazmak bin şehit kanı diyor efendim. Yani neden efendim? Çünkü bu ifadeleri biz ayetten hadisten çıkaramıyoruz yani. Ancak ilimde rusuh olanlar, alim olanlar, arif olanlar, fazıl olanlar hadis-i şeriflerden ve efendim ayet-i cellerin sırlarından bu marifet bilgilerini ortaya çıkarıp bunları bizim önümüze, bizim anlayacağımız lisanla anlatıyorlar. Şimdi bunların arkasında onlarca hadis, yüzlerce ayet var belki yani. Ki biz o yüzden bazı kardeşlerimiz yani bu konuda okunacak kitap soruyorlar. Gülzar-ı Samini'yi okuyun diyoruz yani. Gülzar-ı Samini bu ayetlerin ve hadislerin ledünni taraflarla insanları marifete nasıl sevk ettiğinin inceliklerini efendim orada efendim o hadislerin ibareleriyle, ayetlerin ibareleriyle bildiriyor. Aynen öyle de İbrahim Pek efendim de yani kendi ihvanının efendim idrakine göre efendim Türk Oğuz boylarının Anadolu irfanının anlayacağı şekilde daha böyle özümseyip indirgeyip bir şekilde anlaşılacak hale getirmiş ve böylece bin şehit kanından daha değerli bu divanı efendim ortaya çıkarmış. Allah ondan, onu yetiştirenlerden ve onun ilhamı aldığı bütün üstadlardan, hocalarından razı olsun. Bizleri de onların yoluna Cenab-ı Hak rahm eylesin. O yolda hizmet ederek cananımızı bulmayı, cananı canlara buldurmayı nasip eylesin. Allah hepinizden, hepimizden hoşnut ve razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.